Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım sağlığınız yerindedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı tarafından yapılan memur alımının sonuçları 5 adliye daha açıklanmış oldu. Bunların bilgisini aktarmış olacağım arkadaşlar. Bundan hemen önceki videomda da 3-4 tane adliye açıklamıştı. Onların da bilgisini vermiştim. Yine sabitleyeceğim yorum altına lütfen farklı açıklanan adliyeler varsa sabitleyeceğim yorum altına yazmış olun arkadaşlarım. Bu şekilde bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz ve diğer arkadaşlarımız için de oldukça kolay olmuş olur. Sevgili dostlarım, umarım hakkınız daha hayırlısı olur ve güzel noktaya gelmiş olursunuz diye umut ediyorum. Güzel mesajlarınız geliyor, güzel dönütlerinizi alıyorum arkadaşlarım. Biraz daha çoğalsın, şöyle hepsini birlikte paylaşmış olacağım. Bütün adillerin sonuçları açıklanmış olsun. Bunları sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Takipçilerimin başarısı, elde etmiş olduğu başarıların hepsi beni de çok mutlu ediyor. Bu süreçte sürekli birlikte olduk arkadaşlar. Sizlerin kazanmanız beni çok çok mutlu edecektir. Lütfen kazandığınız takdirde şöyle bir geri dönüş yapın. Ben inşallah gördüğüm takdirde yorumlarınızı kırpacağım. Tüm süreç bittikten sonra da kazanan dostlarımızı paylaşmış olacağım arkadaşlarım. Evet, bunların dışında büyük alım tekrardan ne zaman olacak? 2020 puanıyla beraber tekrardan bir alım olur mu olmaz mı gibi sorular geliyor. Ben düşünüyorum ki arkadaşlar, hani adliyede çalışan personellerin de fikri bu yönde. İnşallah sene sonunda bir açıklama gelecektir. Daha sonrasında ise 2021 yılının başlarında ise tekrardan bir alım olacaktır Allah'ın izniyle. Hani 2020 KPSS puanı geçerli olmakla beraber 2021 yılının başlarında tekrardan bir başvuru süreci başlamış olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Eğer kazanamadıysanız lütfen üzülmeyin. Daha birçok ilanlar gelecektir. Birçok alımlar olacaktır. İlanlar, alımlar oldukça kanalımızda en iyi şekilde yer vermeye gayet göstermiş olacağız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak demiş olduğum gibi atamadan, duyurudan, önemli süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Peki Adalet Bakanlığı'nın bugün itibariyle açıklamış olan 5 adliyenin isimlerini size aktarmış olayım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. 2021 yılında İslahiye ve Nurdağ Adliyesi'nde alınacak olan Sözleşmeli Zabit Katibi Nihai Başar listesi yayınlanmış oldu. Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Bunların dışında Kilis Adliyesi Sözleşmeli Zabit Katibi ve Mübaşir Sınav sonucu duyurulmuş oldu arkadaşlar. Yine tekrardan herkese hayırlı olsun. Patnos Adliyesi açıklanmış oldu. Patnos Adliyesi Sözleşmeli Zabit Katibi, şoför ve mübaşir alımının sonuçları açıklanmış oldu. Bununla ilgili çok soru gelmişti. Bunu da araya koymak isterim sevgili dostlarım. Daha sonra mübaşir alımı, zabit katibi alımı ve icra katibi alımı sonuçlarına ilişkin duyuru da yayınlanmış oldu. Herkese hayırlı olsun arkadaşlarım. Ve Adıyaman Adliyesi de Sözleşmeli Zabit Katipliği, icra katibi ve mübaşir sözlü sınav sonuçlarını açıklamış oldu sevgili dostlarım. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Farklı adliyeler oldukça kanalımızda yine yer vermeye çalışmış olacağız. Lütfen demiş olduğum gibi tüm bilgi ve süreçten haberdar kalmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bu emeklere karşılık lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.